Park iki top. Herkese selamlar dostlar. 7 Mayıs 2023 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Güzel bir girişle yaptık. Bu giriş nereden? Hemen söyleyeyim. Dünkü Fenerbahçe Beko Olympiakos mücadelesi vardı. Oradaki giriş. Arkadaş kim tanımıyorum ama sağlam vurduk. Biz de hatta o maçı da değerlendirme altına almıştık. Ondan güzel bir giriş yapmak istedim. Babalar öncelikle uçuş modu etkin. Herkesi tebrik ederim. Özellikle bahsedeceğim. Bir adet maskor yarışmamızı soralım öncelikle sizlere. Süper bir maç var. Newcastle Arsenal maç skoru ne olur? Bilen iki arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza Mayıs ayı boyunca alalım. Muazzam bir maç. Yani indeks beklentisi 2-2 hakkını da verebilecek bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Maç skorunu yazmayı unutmayın. Herhangi bir soru, görüş, öneri ve katı telegram gruplarına girmek isteyen her arkadaşımız da iletişim Instagram Kangal Bey'den doğrudan benimle iletişime geçebilir. Buradan gruplara girebilir. Geçtim bunu da. Şimdi en son yüksek misli zaten Telavi maçıydı. O geldi zaten. Bunun üstüne çok konuşmaya gerek yok. Göstermiştim sana. 1500 TL önerdi. Yüksek mislinin amacı hemen şöyle bahsedeyim kısaca. Yüksek mislinin amacı şudur arkadaşlar. Günün en güvendiği mücadelesini ben burada misli alarak öneriyorum. Yazıyorum. Altına bir de Avrupa yüksek mislisi oluyor. O da 1.5 üst, 1.5 üst, 1.5 üst. 3 maçı bir araya getirdiğiniz zaman da Avrupa'da 1.80 oranı yapıyor. Yakalıyoruz geçiyoruz. NBA olaraktan dediğim gibi uçuş moda ekliğinin hakkını veriyoruz. Son dönemde gerçekten inanılmaz bir NBA yapıyoruz. Bakın kanalların ismine bakın. Kangal Tips YouTube, Kangal Tips YouTube. NBA maçlarını video ve güzel seviyede like gelirse Telegram grubuna atıyorum. Herkes açık Telegram grubuna atıyorum. 5600 kişinin olduğu grup burası. Eğer siz de NBA maçlarından faydalanmak istiyorsanız mutlaka girin. Soldan göstereyim. Öne çıkardığım mücadele Polis mücadelesiydi. İki farklı galibiyetini aldım ben idealden. Kazandık, öne çıkardım. Güveniyordum bu mücadeleyi. Avrupa özel tercih olarak da baktığımız zaman da Kevin Durant'ın 29.5 sayı atarı, Devin Booker'ın da 30.5 sayı atarını aldım. İkisi de geldi. Çok güzel bir kazanç elde ettiğimizi söyleyelim. Sağ tarafına baktığımız zaman da Boston'ın mücadelesi vardı. Yani dedim biraz zor mücadele, ekstra olarak öneriyorum. Fakat Deplasman'ın atacağı 106.5 sayıyı alırsak burada da kazanç sağlayabiliriz diyerekten de. Ki iki tercihte geldi. Avrupa özel tercihler neredeyse 5 katına yakın gece olarak kazandırdık. Tebrik edelim. Bu gruba da gelmek isteyen arkadaşlarımız açıklama ve yorumlar kısmında zaten var. Hatta ekrana da gelsin. Şöyle Ergiz Açık Telegram grubumuz bu şekilde isteyen Telegram'a yazıp da gelebilir. İsteyen gruplara da katılabilir. Bu gece yine bu videoya pazar videosuna artı 200-300 seviyesinde like geldiği zaman da orada yine saat 12 tam 12 gibi paylaşacağım. Bilginize sunarım. Buraya da katılmayı unutmayınız. Dün basket olarak da baktığımız zaman da tek bir mücadele paylaştım. Fenerbahçe Beko ile Olympiakos mücadelesi vardı. Dedim ki Fenerbahçe Beko geçen maç çok kötü mağlup oldu. 73-72 son saniye üçlüyle mağlup oldu orada. Burada şimdi Fenerbahçe'nin kazanması lazım diyerekten de güzelce anlattım. Günün teklisi olarak da anlattım. Önerdim 1.67 gibi orandan da tek maçtan kazandık değerlendiren. Tebrik ederim. Canlı olarak da ekranda sadece cumartesi ilk iki canlı verdim henüz daha. Şu an saat iki buçuk. Videoyu montajlayacağım falan. Arkadaşlar devam ediyor. Galatasaray Nef Konya mücadelesi vardı. Güzel bir maç olacaktı. Belliydi. İlk yarı 81 buçuk üst verdim. 1.56 gibi orandan. Baktım muazzam sayılar geliyor. Barem çok arttı. Dedim ki çifte bolla başlamak istiyorum bugüne. Bir de birinci yarı 94.5 alt alt olarak alalım dedim. Mücadelede de ilk yaratan 94 sayı oldu. Yani cumartesiye de zaten 2'de 2 canlıyla şöyle bakıyorum. 1.52 1.56 Allah bereket versin. 2 katını zaten kazanaraktan başlamışız canlıdan. Bu şekilde canlılarda da devam ettiğimi söyleyelim. Sizlerden hani canlı videoyu atılan like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim baylar. Ya kanala abone değilseniz şu videoya like atmayı da gerçekten eksik etmeyelim. Like'ı de hemen sallarsak devam edelim. Like'larınızı bekliyoruz. Geçtim İlk mücadelemizle başlayalım. Anje ile Monaco karşılaşması. Monaco son iki maçtır gol dahi atamıyor. Son mücadelesini izledim ben Montpellier mücadelesini. O maçında da canlısından kazanmıştık. İki yarıdan gole girmiştik. Montpellier'in golüne girmiştik. Katıl Telegram grubundaki arkadaşlarımız bilir. Canlı olarak da kazandığımız bir mücadeleydi. Burada Monaco deplasmanda zayıf bir rakiple oynayacak. İki haftadır gol atamayan bir Monaco var. Genellikle ilk yarılarda zaten şöyle değerlendirme altına alırdık Monaco'yu. İlk yerde atacağı golü alırdık ki oran almak adına. Aje ile oynayacaklar zayıf bir rakip. Geçen Montpellier maçına da iyi başlamışlardı aslında. ilk 10 dakika iyi oynadılar. Pozisyona da girdiler fakat Montpellier 4-0 açtı Monaco'yu. Ben burada yine aynı şekilde bildiğimizden şaşmayalım diyorum. Monaco'nun ilk yerde atacağı bir gol 1.35 gibi orandan idealden olarak değerlendirme altına alabiliriz. İkinci mücadelem Konya Spor'la Kayseri mücadelesi. Kayseri'nin durumu gerçekten güzel. Oynadığı futbol hakkını veren bir Kayseri Spor var. Konya'da hani İlhan Palos'un ahını aldı vesaire o dönemleri geçti. Kendi futbolun özellikle özellikle Diouf. Yani Diouf fark yaratıyor forvetle. Tek forvet. Hem hava toplarındaki hakimiyeti çok yüksek. Hem zaten Hatay Spor'da oynarken de bunu çok yapıyordu. Atta kafa golleri Konya'da devam ediyor. Çok kaliteli bir forvet olduğunu düşünüyorum ben Diouf'un özellikle. Onun dışında Moreno sol açıkta gerçekten çok iyi işler yapıyor. Onun dışında Konya'nın zaten hücum hattı Son dönemlerde toplandı. Kayseri bildiğimiz Kayseri son maçında kazandı. 3-0 olması lazım. Burada da ben yine deplasmanda Kayseri'nin 3-90 gibi oran atsalar da Kayseri'nin burada gol bulmasını bekliyorum. KG var direkt değerlendirme altına aldım. İdareden almak isteyenler KG var seçeneğini alabilirler. Çaykur Rizespor'la Tuzla Spor karşılaşması. Çaykur son mücadelesinde Pendik'e mağlup oldu ve iki tane de penaltı kaçırdı. Hatta Penix teknik sektörün açıklamaları vardı. Ya yani diyordu bu Premier Lig'de oynamış adam iki tane penaltı kaçırıyorsa yani bizim hakkımızı yenerekten verdiler. Bu da Allah'ın işi diyor yani. Allah'ın adaleti tecelli etti diyor. Kutlar Vadisi'nin mahkeme sahnesi gibi adam racon kesti. Çok sağlam maşallah diyelim. Velhasıl kelam baylar bayanlar şöyle önerim olacak burada. Ben Rize'nin burada kazanmasını bekliyorum. Tuzla'nın zaten herhangi bir iddiası kalmadı. Rize'nin de burada şöyle bir durumu var. İkinciliği kaptırmak istemeyecektir. Hemen arkalarında Pendik var. Pendik'e de mağlup olmuşken burada ikinciliği kaybetmek istemeyeceklerdir. Çünkü ikinci de doğrudan çıkıyor. Son 3 maçları burada Tuzla'yı ben en az 2 gol atarak geçmelerini bekliyorum. 1 ve 1.5 bir üstü oranı 1.36 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Ben burada zaten Rize'nin doğrudan galip gelmesini bekliyorum iki tane gol ataraktan da gelirse idareden alalım. Newcastle ile Arsenal mücadelesi. Dediğim gibi mücadelenin beklentisi zaten 2-2. Onun bilgisini vereyim yani. İndeks beklentisi 2-2. Olabilir mi? Olabilir. Burada her iki takımda mutlaka oyun içinde olacaktır. Yani Newcastle, Arsenal iyi tamam da Newcastle'ı öyle yamana atamazsınız bu maçta. Ki şöyle söyleyeyim. Yani %50-%50 baskı olur yani. Newcastle tamamen kafa tutabilecek bir takım ki. Maçın favorisi zaten Newcastle. Yani buradan da anlayabilirsiniz. Burada KG var tercih alınabilir. Bakın iki tane tercih vereceğim. Ama ikisinin de gelmesini bekliyorum. Var zaten beklenti alınabilir. Ama ben şunu da söyleyeyim. Her iki takımında baskısından çok fazla korner çıkartabiliyor. Özellikle Arsenal tarafı Martinelli ile birlikte sol taraftan ve Saka ile çizgiye inerekten de çok fazla korner çıkartabiliyor. Newcastle nasıl korner çıkartıyor? Öne geçse bile baskıyı devam ettirerekten de sürekli şut çekiyor. Defansa çarpıyor. Kaleci çıkartıyor. Şut çok fazla şut denemesi yaptığı için de korneri değerlendirme altına alabiliriz diye düşündüm ekstradan. Şu an korner açık değil fakat 9.5 açarlar gibi geliyor bana. O da ekstradan değerlendirme altına alınabilir. Dortmund'la Wolfsburg mücadelesi. Bu maçı şöyle değerlendirme altına aldım. Mücadelede yine gollü bir mücadele geçebilirler. Fakat pazar günü bu Nesliga bazen sürprizleri çıkabiliyor. Pazar günü bu Bundesliga çok fazla oynamam ben burada. Ee, Dortmund'la oynayacaklar burada. Puan durumuna baktığımız zaman da bir puan farkla Bayern'in gerisinde Bayern'in bir hatasını bekleyecekler. Ki Dortmund kendi elleriyle şampiyonluğu verdi bir nevi. Ben burada Dortmund'un ilk yerden atacağı bir golü değerlendirme altına aldım. Oran 1.34 ideal bir oranı var. Aynı şekilde Monaco'ya yaptığımız gibi Dortmund'un da iki yerden atacağı bir golü değerlendirme altına alırsak burada idealden alabilir diye düşündüm. Zaten şöyle baktığımız zaman da ee, mücadele zaten Dortmund'a 2 gol yazmışlar. Herhangi bir ADM'yi Haller, Julian Brandt, Bellingham ve Malin gibi isimler de sahada olacağını belirtelim. Giresun Sporlar Fenerbahçe e, e, güzel bir maç olacaktır. Şimdi Fenerbahçe'nin oranı güzel ama Giresun geçen İstanbul mücadelesinde neler neler kaçırdı. Tamamen kaçırmasının sebeplerinden bir tanesi takımın gerçekten beceriksiz olması. Yani o kadar pozisyon, o kadar şut. Hatta şöyle söyleyeyim. İstanbul Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonu açıklama yaptı. Açıklamalar şu öndeydi arkadaşlar. Dedi ki yani 3 puanı Giresun hak etti bence. Fakat yani futbol böyle bir oyun. Doğrudan rakibini İstanbul yenerekten de burada 3 puanı aldı ve Giresun'dan biraz uzaklaştı. Giresun'un yarınlar yokmuşçasına oynayacaktır. Burada artık baskı kuracaktır. Mücadele güzel olacaktır bence. Mücadele hem kornerde açılacaktır bence. Kornerde çıkabilir fakat burada idealden Fenerbahçe'nin atacağı 2 golü alırsın kombineye koyarsın bence. Şöyle 1.31'lik de bir oranı var. Fenerbahçe 2 golü alınabilir burada. Hata beklenmez Fenerbahçe'den. Zor da olsa her türlü kazanır. Giresun ne kadar şey de olsa ihtiyacı da olsa kazanır gibi geliyor bana. O yüzden burada Fenerbahçe'nin burada atacağı 2 golü ve mücadele de yine bir korner beklediğim maçlardan da biri olduğunu söyleyeyim. Son mücadelen West Ham'la Manchester United karşılaşması. Yine güzel maç olacaktır diye düşünüyorum. West Ham'da son haftalarda son maçını zaten City'e falan kaybetti. Onlar pek sayılmaz açıkçası. Mağlubiyet Zaten mağlubiyet yazılmıştır o maçlara. United oynayacaklar. Güzel bir United burada dert basmanına gol attığı zaman kapanabiliyor ve arkaya sarkmaya çalışacaktır. Genellikle bu tip oyununu sergiliyor bu tip takımlara karşı. Aynı şekilde baskı kurası United takımı West Ham tarafı da arkaya Bowen'la birlikte hızlı geçişler yapabiliyor. Tek tercih ve yüksek orana gitti. Mücadele genelinde toplam gol aralı 2-3 gol bekliyorum. Oranı 1.88 arkadaşlar. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme de yapabilir bu mücadeleyi. Toplamda 7 adet mücadelem vardı. İdeallerinden yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.